Habudiyar, 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 habudi, habudi, habudiyar. Van TV ekranlarından hepinize merhabalar. Kırmızı Koltuk Beyaz Perde programıyla karşınızdayız. Bugün programımızı Akdamar Adası'nda çekeceğiz ve bu programda sevgili arkadaşım İsmail Sivaslı bana eşlik edecek. Bugün programımızda çok değerli bir konuğumuz var. Hollywood'da ve Bollywood'da yer almış bir sinema oyuncusu ve bir yönetmen bizlerle beraber olacak. Junichi Kaijoka bugün bizlerle beraber olacak ve çevirmenliğimizi Sayın Burcu Yılmaz bizlere eşlik edecek bu programda. Öncelikle birlikteliğimize hoş geldiniz. Hi, nice to meet you. Hi, I'm here. Hi. Programımızda epey espriler yer alacak diyorum sevgili dostlar. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Japonca bilmeyince sıkıntı doğru, yaşıyoruz. Biraz sıkıntı yaşayacağız. Evet. İsmail seninle başlayalım. İlk sorumuzu senden alalım. Ya aslında biraz kendisini tanıtsak daha iyi olacak. Olur. Bir kendisini bize anlatır mı? Ne tür çalışmalarda bulunmuş, neler yapmış ve şu an neler yapıyor, neler yapmayı düşünüyor?
They would like to learn first of all who are you? Can you introduce yourself? Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Junichi Kajioka. Benim adım. Okay. My name is Ümit. Nice to meet you. I'm a London-based Japanese actor and writer-director. So sometimes making films and sometimes acting. I've been acting for 25 years. Sometimes acting in a big Hollywood film like Spectre and also 47 Ronin. But at the same time, I'm playing an indie film as well. Yes. Ben Londra'da yaşayan ama Japon asıllı hem oyuncu hem de yazarım. 25 yıldır yazarlık yapıyorum. Ama hani bu mesleğin içinde çok uzun yıllardır emek verdim. Zaman zaman ünlü Hollywood filmlerinde de oynadım. Spectator ve 45 Ronin gibi. Ama sinemanın her alanına emek vermeye çalışıyorum. Bu arada Çin'e giden ilk Japon yönetmen olduğunu biliyoruz. Yani CV'sinde öyle. Bu? Doğru mudur? Ve ilk Japonya'ya, Çin'e daha doğrusu ne amaçlı? Are you first director who went to China as a Japan? Okay. my career started in Tokyo in Japan. And then I went to China and I acted in Chinese films, blockbusters, like Devils on the Doorstep and City of Life and Death. That sort of a film, and also acted in a TV series. And then I went to the UK, London. So now live in London. Benim hikayem Japonya'da başladı. Daha sonra Çin'e gittim ve orada oyunculuk yaptım. Birçok dizide oynadım, filmlerde bulundum. Birçok ünlü isimle birlikte Çin'de, Çin sinemasında yer aldım. Daha sonra da Londra'ya göç ettim. Evet. Özel bir nedenden dolayı mı Londra'ya göç etmiş yoksa sinema için mi Londra'ya göç etmiş? What is the reason of migration from China to London? Okay, when I working in China, at the time I can speak Chinese, but I couldn't speak English. So it's very important to you can speak English to communicate with a lot of filmmakers around the world. That's why I went to the UK and started learning English. And yeah, now I'm living in London. Yeah. Çin'de yaşarken Çince konuşuyordum ve dünya dili olan ve birçok film yapımcısının kullandığı dil olan İngilizceden uzak bir hayatım vardı. Daha çok film yapımcısına ulaşmak ve sinemaya daha merkezinden dahil olabilmek için Londra'ya göç ettim. Hala Londra'da yaşıyorum. O zaman sinemadan çok büyük bir beklentisi var anladığım kadarıyla. Yani bir ciddi anlamda bir sinema aşığı. Evet. Ama yani şöyle hani kısa ve öz duygu olarak hani sinema onun için neyi ifade ediyor? Because of when we look at your life, yes, you very you love cinema very much. Yes, indeed. Yes. Yeah, yeah. Yes. And you shape your life in the direction of cinema. Yes. And we would like to learn what is the future plans. Okay, future plans. yes, as I said, I've been acting for quite a long time. But now I like to express by myself through filmmaking. So I made a first film. It's called Impound 1944, which is a story about reconciliation and peace between British soldiers and Japanese soldiers. Okay. Yeah, probably cutting the hair. Cutting, yeah, yes. Yeah. Ben diyor evet şimdiye kadar hayatımı hep sinemadan şekillendirdim. Bundan sonra da öyle olmasını istiyorum ama şimdiye kadar hep oyunculuk alanında yer aldım. Ama bundan sonra film yapımcılığı yapmak istiyorum. Bu ilk filmimi yaptım. Bundan sonra da bu alanda devam edeceğim. İlk filmim 1944 isimli bir film. Ve bu filmde Japon askerleriyle İngiliz askerleri arasındaki anlaşmalar ve barış sürecinin yeniden inşa edilmesini konu aldım. Yes, and second film which I'm making at the moment is Chiune Sugihara, which is a Japanese diplomat who live in Lithuania, and he saved 6,000 Jewish people through issuing transit visa to Japan. So and then I try to make this documentary at the moment. Yeah.
What was the name of the documentary? Ah, documentary Sugihara Survivors. Sugihara Survivors adlı belgesel filmi şimdi yapmaktayım. Bunu da çok yakın zamanda gösterime sokmak istiyorum. Bu da bir Japon diplomata hikayesini anlatıyor. Liberia? Yeah, Lithuania. Litvanya. Yeah. Litvanya'da görev almış bir Japon diplomat. Bu Naziler döneminde 600 tane Yahudi'yi kurtarıp Japonya'ya götürüyor. Ve onların hikayesini çekiyorum. O diplomatın hayatı üzerinden. Şu an yaptığım belgesel bu. So what I'm trying to do... is through filmmaking try to bond country together. Yes, so like Japanese and probably English and sometimes, you know, Japanese and European countries. So that sort of a theme. So that's why I'm very excited to come here, because this Van Gogh Film Festival is very good theme about bonding between countries. Mm. So just fit into what I'm doing on this film festival. Okay. Mm. Ben bundan sonra bu ülkeler arası sınırları kaldırmayı amaçlayan filmler yapmak istiyorum. Mesela ben bir Japonum ama İngiltere'de film yapıyorum ve birçok insan ya da Avrupa'da yaşayan birçok film sanatçısı, yapımcısı ya da aktör bu tarzda işler yapıyor ve sınırları kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum. Van Gölü Film Festivali'ni de bu anlamda çok değerli buluyorum. Benim burada bulunma amacım sınırların kaldırılması. Evet. So yeah, one more last things. Being actor is sometimes passive, so waiting for the work to come. But making film, making films, my own films, you can express yourself and then actively communicate with the other, you know, countries, filmmakers. So this is what I'm trying to do in the future. Okay. Eğer bir aktörseniz, oyuncuysanız yapmak zorunda olduğunuz tek şey bir metin beklemek ve o metni bir şekilde canlandırmaktır. Ama eğer bir film yapımcısıysanız vermek istediğiniz mesajı insanlara çok daha rahat şekilde verebilirsiniz ve kendiniz şekillendirebilirsiniz o filmi. Ve ek olarak başka ülkelerden filmle uğraşan, sinemayla uğraşan insanlarla tanışma imkanınız. Aktörseniz kısıtlıdır ama film yapımcısıysanız daha açıktır önünüz. Gelecekte de bu yolda ilerlemek istiyorum. Son olarak bunu belirtebilirim. Gelecek planlarım için. Ben devam edeyim. Dünya sinemasının geleceği üzerine neler düşünüyor? What do you think about the future of world cinema? Oh, world cinema, okay. That is a very big topic. Yes. Sometimes Hollywood takes the world over cinemas, but there's a lot of cinemas like in a region, it's a small countries or, you know, sometimes indie films. So now in the advent of a digital filmmaking, so we can express more, and also in a low budget we can, you know, express more and making more films. So in the future, I think in the world cinema is more variety of forms of films and also variety of topics of film which you don't know. Yeah. Öncelikle çok büyük bir başlık, hani buna böyle kısa sürede cevap vermek çok zor olacak ama şunu söyleyebilirim. Yani şu an film endüstrisinin çoğu Hollywood'dan yürüyor ve bütün film, yani çoğu film çok fazla bütçeye ve aktöre sahip oldukları için, yapımcılar çok olduğu için oradan çekiliyor ve dünya sinemasına yayılıyor. Halbuki dünyanın birçok bölgesinde küçük bütçelerle çeşitli işler yapan yönetmenler, yapımcılar ve aktörler var. Ben ileride dünya sinemasının bu bölgesel gelişmeye daha açık olacağını düşünüyorum. Bölgelerde daha çeşitli konularda daha çeşitli filmler çıkacak önümüze. Yeah. And also I try to attend a lot of film festivals and meet a lot of world talents, and in the future I like to work with them. So international you know, filmmaking together. Yes. Birçok film festivaline katıldım. Bu da katıldığım festivallerden biri ve burada birçok sinema ile ilgilenen insanla tanıştım. İleride onlarla birlikte çalışmayı düşünüyorum. Bu festivaller bunun alanı, birlikte çalışmanın alanı.
Şimdi şöyle bir şey, şimdi birçok yerde hani Hollywood merkezli olan sinemanın artık daha çok yayılacağını düşünüyor ama şimdi prodüksiyon olarak kendisi de bir yapımcılık yapmaya çalışıyor. Prodüksiyonu bu küçük yerler nasıl bir çözümlemeyle halledebilecek ki bu filmler canlanabilsin bu alanlarda? As you mentioned, yes. The film industry now yes. The center is Hollywood, yep. And in the regions many yep. Filmmakers have not budgets. What do you offer for the filmmakers yes. in yes. the different regions of the world? Yeah. So filmmakers, what filmmakers offers in the region? Yes. Okay. So as I said, it's sometimes Hollywood takes over America. Takes over this, or sometimes it's American production coming to the UK to film, and our filmmaking is sometimes small budget, but make our places, you know, let other people know, because sometimes it's of course bomb this places. Mm-hmm. It's even though still small places, but you can let this place know to the. Around the world through filmmaking, so probably in a filmmaker's mission to do vibrant about this, make this place vibrant, to you know tell let people know this place, yeah. Okay. Öncelikle şunu söylüyor. Mesela festivaller bunun bir amacı olabilir. Mesela biz İngiltere'de de Amerika'dan filmler geliyor. Belki hani bizden daha büyük bütçeyle çekilmiş filmler ama İngiltere'de film ödülleri çok bilinir olduğu için ve insanlar tarafından saygı duyulur bir alan olduğu için insanlar Amerikan filmleri yerine çoğu zaman İngiltere'de çekilen filmlere gidiyorlar. Mesela Van Gölü'nde biz bir festival yapıyoruz. Burada ödüller dağıtıyoruz. Bu ödüller çok az insan tarafından biliniyor. Eğer bu ödüller çok fazla insan tarafından bilinirse daha bölgelerde düşük bütçeli film yapan insanların ileride daha rahat edebileceğini düşünüyorum. Çözüm yolu olarak ödül sisteminin ve festivallerin kritik bir rolü var. For example, this Van Gogh Film Festival. It's if you bring in a lot of international filmmaker to this country or this place, it's gonna be, you know, a lot of attention, get attention. So, you know, probably tourism blooming and a lot of benefit for that. So this is the kind of we can, you know, through filmmaking we can do, contribute to a regional area. Yes. Mesela Van Gölü'nde bir festival yaptık. Bu sinemaya emek vermiş ve sinemada adı duyulmuş insanları buraya davet ettiğimizde ve bu bilgiyi daha yaygın hale getirebildiğimizde, tanıtımını iyi yapabildiğimizde bu bölge için yani bir yandan turizm açısından daha iyi olur, bir yandan da burada yerelde çekilen filmlerin daha görünür olması sağlanır. Bunun iki yönlü avantajı olduğunu düşünüyorum. Bu yönlü davet edeceğimiz isimler önemli ve bu tanıtım meselesine önem vermemiz gerekiyor. Peki Türkiye'den tanıdığı yönetmenler veya oyuncular var mı? Türkiye sineması üzerine evet. çalışmak istediği. Do you know anyone from the cinema in Turkey? Oh. And filmmakers, you mean? Filmmakers yeah. also he asking are there any actor who you want to make yes. common works? Oh wow. This time I met several judges. Yeah, judge members from Turkey. So I like to work with them. Mm-hmm. At same time, I watched the underground. What is called? I don't remember its full name, but the Yeraltı sineması diye bir şey. Yeah, this time in Yeraltı sineması. Yeraltı, underground. Yeah, that is brilliant film, and cinematographer, directors, and actors. It's all brilliant. So I love to work with them. Yeah, yeah I have to say. Yeah. Mesela buraya jüride geldiğimde birçok insanla tanıştım ve onların hepsiyle birlikte çalışmak istiyorum zaten öncelikle. Ayrıca yeraltı sinemasını duydum burada. Bağımsız film yapan insanların gerçekten hem sinematografik olarak hem kamera kullanımı, metinler, oyuncular olarak çok parlak işler yaptığını gördüm ve ileride onlarla birlikte çalışacağım.
And I also have to say, music is brilliant in that film. Yeah. Which in that film? Underground. What is the name? Çekmeköy Underground. Huh? What? Çekmeköy Underground. Underground. Çekmeköy Underground. Filminde de bahsediyor. Evet, yeah. Oradaki müzik de çok güzeldi. Yeah. O müziği de kullanmak istiyorum. Yani sen yeraltı Sinemasıydı. Yani yeraltı filminden bahsediyor. Onunla birlikte çalışmak isterim. So hopefully work with them. Onun yönetmeniydi. Peki Akdamar Adası Van genel olarak nasıl değerlendiriyor burayı? Bulunduğumuz bölgeyi. Nothing about the Van region and this island. Okay. Actually I came from Monaco and it was quite warm. And then first day I arrived, I saw the snow. It's, you know, so surprised and I didn't expect that. But people are beautiful and friendly and also food. It's brilliant. Oh. I love the food. Okay. Yes. So, yeah, I love to come back again in the future. Okay. Yes. Ben Monaco'dan geldim. Monaco son derece sıcaktı. Buraya ilk indiğim gün karı gördüğümde çok dondum, yani çok üşüdüm. Ama insanlarla tanıştıkça çok büyük bir sıcaklık duydum. İnsanlar çok misafirperver ve arkadaş canlısı. Burada geçirdiğim günler çok güzel, çok güzel diyebilirim. Ayrıca yemekleri de harika. Evet. Peki Van Gölü Film Festivali üzerine ne düşünüyor? What do you think about the Van Gölü Film Festival? Okay. Uh-huh. Lovely concept to bonding between two countries, and also not only two, between countries, and also each year have a concept. For example, first year they dedicate for an earthquake, and then organizer Bagao explained me and how he started this film festival. It's one Japanese guy died in this earthquake because he tried to help these people, and he wanted to dedicate for this person and also people who lost their lives. So this is a very beautiful starting, and then started out with the second year is different countries, Iraq or this year Armenia, and each year have a concept, try to bring a country together. That is a beautiful concept. Öncelikle şunu söyleyebilirim, bu Seleki konseptleri çok güzel, yüzleşme üzerine yapıyorlar. Bu yüzleşme çok anlamlı bir şey. Ben de hani bu konuda çok düşündüm ve bu alanda çalışmak istiyorum ileride de. Bager'le tanıştım. Dördüncüsü yapılıyor bu sene film festivalinin. Bager ilk dönemlerini anlattı bana. Bu ilk dönemlerde bir tane Japon doktorun da buradaki depremde hayatını kaybettiğini ve ilk film festivalinin onun şahsında bütün depremde hayatını kaybedenlere adandığını söyledi. Bu gerçekten çok anlamlı ve çok heyecan verici bir proje. Ayrıca yıldan yıla buraya katılan ülkelerin sayısı artıyor. Irak'tan, Ermenistan'dan, işte bizim gibi Avrupa ülkelerinden daha çok gelenler oldu. Ve bu festivalin giderek büyüyeceğini ve bu alanda, yüzleşme alanında çalışmalarının devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. And also I have to point out, we have a lot of in the world, a lot of uneasy, sometimes war or sometimes, you know, a lot of things happens, incident happens. So we need this kind of film festival to send out peace message to the world. So I love to this film festival continue in the year and year and year, you know, have a celebration of a independent film. That's very important. Okay. Bildiğiniz gibi her gün dünyanın bir yerinde katliamlar yaşanıyor, savaşlar yaşanıyor ve ben bu film festivali
temsilcilerinin bu süreçte çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz dünya sinemasının temsilcileri olarak buradan barış mesajımızı daha güçlü şekilde verebiliyoruz. Bu festival devam etmeli ki barış mesajımız daha çok duyulur olsun. Şimdi bir de kısa bir şey, özel bir şey sormak istiyorum. Son olarak alalım, programımızın sonuna doğru ilerliyoruz. Şimdi 100 yıl önce Ermeniler bir soykırıma uğradı burada. Ama 100 yıl geçti aradan. Şu an Kürtlerle ilgili ciddi bir rejimin sıkıntısı var, problem var. Yani biliyor mu Kürt sorununu, Kürt ulusal sorununla ilgili bir duygusu ya da düşüncesi var mı, bilgisi var mı? As a last question, yes. He wants to mention a bit political issue. Okay, yeah. As you know, 100 years ago there is Armenian genocide in Turkey, yeah. And now the regime is fighting against the Kurdish rebellions in Turkey, yes. And Kurdish part of the Turkey. Yes. Do you know this issue, Kurdish issue, and what is your opinion about that? Yani birçok yerde katliam yapılıyor. Before, there are many massacres led by the state. Yes. Mm-hmm. Before coming to this film festival, I didn't know about this fact about a lot of argument and also conflict between two region or, you know, to different type of peoples. And also in around the world, a lot of countries have these issues as well. So I hope it's in the future and we can have a settle these kind of issues. And also we filmmakers making films to contribute to the peace. Buraya gelmeden önce açıkçası detaylı bir bilgim yoktu. Buraya geldikten sonra öğrendim. Dünyanın her tarafında bu tarz meseleler var. Çünkü insanların nasıl yaşaması gerektiğine bazı rejimler karar vermek istiyor. Bu sorunların gelecekte çözümü için biz film yapımcıların üzerine çok büyük sorumluluk düşüyor. Barış mesajımızı daha çok vermeliyiz. So basically, it's political things are very difficult for ordinary people, but we filmmakers making films to contribute something to the peace. That's the mind, yeah. Temel olarak bu politik meseleler belki sıradan insanlara çok ağır gelebilir, yorum yapamayabilirler ama film yapımcıları tam tersine daha çok üzerine gidip bu sorunları çözümüne katkıda bulunmalılar. Evet. Yeah. Teşekkür ederiz. Thank you very much. Son olarak bizlere thank you very much. Thank you. Thank you very much. Would you like to say last words? Oh, last word. Okay. Which camera? With the last. Okay, you. Okay. Thank you for inviting me for the brilliant, this beautiful place. And I like to come back with my own film probably next time. So see you next time. Thank you. Bye. Beni bu harika ödül törenine ve şehre de davet ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki festivalde kendi filmimle yer alacağım. Teşekkür ederim. Spas. Gelek Spas. İzleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Bu güzel eşsiz manzara eşliğinde güzel bir program sunduk sizlere. Junichi Kaijuko bugün bizlerle beraber oldu ve çevirmenliğimizde bizlere yardımcı olan sevgili Burcu Yılmaz'a da teşekkürlerimizi sunalım. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Oh, dear.